da kaldı. Evet. Bunlar da kabulaştı. Bunları yeni yaptım. Evet, son halini göstereyim abi, var burada. Onu yıkıyoruz. Bunlar kabulaştı. Bunlar böyle, bunların arkası. Arkasında yapıyoruz şu anda, devam ediyor. Restorasyon bak, şu arkayı görüyorsunuz. Burası böyle bir çarşı. Burası zaten tarihi çarşımız. Bunun önünü açıyoruz. Bunun önünü açmış. Evet. Bunun önünü meydana bakıyoruz. Bir dakika, az bir kaldırma da tam şey. Son hali var, göstereceğim diye. Burası. Burayı yıktık, yıkıyoruz. Şuradaki hamamı satın aldırdım hamamı. Şurası dar arasında. Yıkıldı zaten. Bu yıkıldı. Üzerinde durduğumuz yer. Şöyle. Meydan projemizin detayları bunlarda. Şimdi ihalesini yaptık. İhalesi. Şeyin önünü açılıyor, anın önü açılıyor. Burası komple meydan oluyor. Cami komple meydanda bakıyor. Geçiyor. Selçuklu biraz yardımcımız ve projemiz de bu. Bu ihalesini yaptık. Yer teslimi de pazartesi yapıyoruz. Yani yapım ihalesi. Bunun altında konuştuk. Kurul bulamıştık. Böyle mi? Yıkılış töreni. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak mikrofonumuzu Sayın Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim. Sayın Belediye Başkanlarım, İl Başkanlarım, Teşkilatımızın çok büyük güzide mensupları, basınımızın güzide mensupları, değerli hemşehrilerim, hepinizin kalbi duygularına muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel ana şahitlik etmeye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim bizi hak ederek hep sözlerimize borçluyuz. Bu güzel şehre, Sabiler kentine, kardeşliğin, barışın merkezine, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizleri hizmetkar kılan Rabbimize binlerce kez hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şu zorlu süreçte, pandemiyle boğuştuğumuz deprem gerçeğinin olduğu süreçte birçok yeni yatırımı açmaya, onlara yenilerini ilave etmeye bizleri muhtedir kılan Rabbimize hamd ediyoruz. Ne kadar güzellik varsa bu şehirde. Son dönemde ne kadar güzel işler yapılmışsa bunların hepsinin altında vizyonuyla, liderliğiyle önümüzdeki duran çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Tabii şu an içinde bulunduğumuz yer aslında şehrimizin tarihi, kimliği, dünü. Ve bu dün biraz karanlıktı, biraz sıkıntıdaydı, biraz uğrandaydı. Çünkü hemen geçen yıl burada bir banka, burada başka bir banka, altında dükkanlar, otel binamız, birçok sıkıntılı görüntüler, kirlilikler. Rabbimize hamd olsun, adayken hayal bile edemiyorduk biz bu tarihi meydanı. Ama aday olduktan, başkan olduktan sonra gördük ki Yusuf abi bu şehrin tarihine, kültürüne bir dokunmak lazım. Kadim Çorum'u tekrar ayağa kaldırmak lazım. Bitmiş olan, adeta ruhu çıkmak üzere olan bu şehri bir ele almak, gönülle, yürekle, ilmek ilmek işlemek lazım. Buradan başlayalım, merkezden başlayalım istedik. Ve ilk etapta Saat Kulesi'ni merkez aldık. Etrafındaki tüm işyerlerinin tarihi dokuya uygun bir şekilde restorasyonlarını tamamladık. Ve bir de baktık ki ya bu şehir
çok kimlikli, çok güzel bir şehir. İnsanlar gece fotoğraf çekiliyor, sanat kulesinin dibinden bu güzelliklerle beraber gündüz çekiliyor. O zaman yeni hedefler koyalım dedik. Hedeflerimizden bir tanesi dünyanın en dar tarihi arasındası. Biraz sonra İsviçre'de gezeriz, buraya bir el atalım. Elden çıkmak üzere neredeyse artık kimse güvenlik amacıyla da olsa girmiyor ya. Dükkanların tamamına yakını kapalı, köhne bitmiş. Elimize aldık ve şu an geçtiğimiz yıl içerisinde restorasyonu tamamladık. Dünyanın en dar tarihi arasındasını şehrimize yeniden ihya ettik. Bunun için Rabbimize hamd ediyorum. Hemen Araslı'ya döndük. Araslamızı bir elden geçirmemiz, tarihi Araslamızı o tarihi hüviyetine, kimliğine uygun bir şekilde yeniden ihya etmemiz lazım dedik. Hemen ikinci etap ihalesini yaptık. Bir ay içerisinde de süreç tamamlanıyor ve inşallah ikinci etapın açılışında da sizi bekliyoruz. Bir ay sonra orayı da açacağız. Orası da muazzam olur. Tabii buradan gelip geçerken şu arkada yıkılmış, dökülmüş, artık terk edilmiş olan Güpür Hamamı yüreğimize dokundu, onurumuza da dokundu. Çünkü 1000 yıllık bir hamam, ecdat mirası ama artık terk edilmiş. Köpekler yuva yapıyor ve kaderine de terk edilmiş. Böyle olamaz dedik. Bir araştırdığımızda buranın özel mülkiyetli olduğunu gördük. Hemen çağırdık, elimizi sıktık, pazarlığımızı yaptık, parasını yatırdık. Çorum Belediyesi olarak tarihimize Güpür Hamamı'yla da sahip çıktık. O da hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ondan sonra adım adım buradaki çalışmalarımızı sürdürürken dedik ki buraya tarihi meydanı yapalım. Ne kadar meydan büyüklüğü? Merkezi Saat Kulesi olan Ulu Cami olan 14.500 metrekare. Öyle küçük bir meydan değil. Aynen tarihte olduğu gibi, aynen Selçuklu'da, Osmanlı'da olduğu gibi bu meydanı yeniden ihya ediyoruz. Bunları da etaplara böldük, projelendirdik. Şu an 6.500 metrekare olan kısmı, eski otobüs durağının olduğu yer, yanında Halk Bankası'nın olduğu yıktığımız alan, hemen burada bugün yıkacağımız Ziraat Bankası, buranın toplam büyüklüğü 6.500 metrekare, buranın ihalesini yaptık. Bütün süreçleri tamamladık. Pazartesi günü de yapım ihalesiyle ilgili olarak firmaya yer teslimini yapıyoruz. 3 ay süre veriyoruz. İnşallah 3 ay sonra bu yıkıntılardan, bu tozdan, topraktan adeta güllerin bittiğini, çiçeklerin buradan çıktığını ve şehrimizin merkezinin ne kadar güzelleştiğini 3 ay sonra açılışta da bekliyoruz. İnşallah hep beraber göreceğiz. Tabii bu anı Yusuf Ziya başkanım gibi gerçekten belediyecilik deyince Türkiye'de bir 3 tane isim say deseniz Cumhuriyet tarihi boyunca, bugün yarında değil, Yusuf Ziya başkanımız abi olarak da çok sevdiğim bir ağabeyimiz aynı zamanda, bunlardan birdir, ikidir, üçtür ama ilk üçtedir kesinlikle. Bu anlamda böyle bir duayen belediyeci ağabeyimizden buraya gelerek bu anı beraber şahitlik etmekte Yusuf abi ayrıca benim için çok kıymetli, çok onur verici oldu. Bizim duayenlerimizden takip ettiğimiz, imrendiğimiz, yolunda olmaya çalıştığımız büyük bir belediyeci ve yerel yönetimci. Bu anlamda da ayrıca gurur taşıyoruz, mutlu oluyoruz. Rabbim bu çalışmalarımızı hayırlara vesile kılsın. Bu şehre Hacı Bayramca dokunuşumuz devam edecek. Hacı Bayram Veli diyor ki, insanoğlu taşla toprak arasında şehirler inşa ederken aslında kendisini inşa eder. Gönlünde taş olanların şehirleri taş, gönlünde gül olanların şehirleri gülistan olur diyor. Gönlümüzdeki gülle şehrimizi gülistan etmeye devam edeceğiz diyorum. Bütün hazırlığına, bütün hemşehrilerime verdikleri her bir destek ve dua için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koşmaya, koşmaya, koşmaya devam ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. AK Parti Başkanım, çok saygıdeğer Çorum Belediye Başkanım, belediye başkan yardımcıları, çok saygıdeğer ilçe belediye başkanı kardeşlerim, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, bugün Çorum'umuzda hakikaten tarihi bir olaya birlikte tanıklık ediyoruz. Çorum meydanının genişletme çalışmaları konusunda Çorum insanıyla el ele tutuşup bu ihtiyacı bir kere Çorum insanına güzelce anlatan ve sonra da bunu uygulamaya koyan değerli belediye başkanımızı bir kere huzurlarınızda tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'de belediyeciliğin, aslında şehirciliğin tarihi belki kadimden bu yana doğru geliyor.
ama belediyecilikle ilgili konunun elle tutulur, gerçekten sahada ve şehirlerde insana dokunur hale geldiği dönem 1994'te kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da belediye başkanı olmasıyla başlar. Onu takip eden süreç içerisinde hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik gibi aşamalarla bugüne kadar şehirlerimizi bir baştan bir başa inşa etme, ihya etme mücadelemiz devam ediyor. Ama burada bir şeye dikkatinizi çok özellikle çekmek istiyorum. Kadim zamanda padişahımız bir paşayı bir ilçeye tayin ettiğinde paşaya dermiş ki, paşa gidiyorsun, senin orada göreve başlamanla birlikte bir şehir de inşa olacak. Sen o şehrin kurulmasıyla ilgili olayda bizzat kendi maaşınla, kendi imkanlarınla senden bir şeyler yapmanı istiyorum diye talimat verilmiş. Bu talimatın içeriği şöyle, önce dermiş bir meydana bir cami yap. İşte cami, atamız yapmış şurada. Sonra bu caminin karşısına bir han yap. İşte hemen şu çerezcilerin arkasında başkanımızın ihya ettiği han. Demek ki kadimde atalarımız burada han yapmış, cami yapmış ve ondan sonra da hamam yap demiş. Burada öyle inanıyorum ki belki de medrese de vardı. Belki de medrese şu anda belki bu enkazlardan birinin altında kaldı. İnşallah medrese de açığa çıkar. Yani han, hamam, medrese, cami bir araya gelince ve ondan sonra oluşmuş olan o meydanın hemen etrafında şehir ışınsal olarak büyüyor ve bir şehir, kadim bir şehir meydana geliyor. Kim bilir tarihte Çorum'umuz böyle buradan başlamıştı. İşte Çorum'umuzun başladığı, Çorum Meydanı'nın, Çorum'un burada kimlik bulduğu, kişilik bulduğu bu meydanda işte biraz önce söylediğim hamam burada görüyorsunuz, onu da başkanım ihya edecek. Camimiz zaten burada var ve han burada var. İnşallah medreseyi de inşa ettiği ve ihya ettiği zaman bu güzelim meydanda tarihselimizin adeta yudum yudum onun güzelliğini hissedeceğiz. Çorumlumuz hissedecek. Ben Çorumlumuza hayırlı olmasın, hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olmasını bütün içtenliğimden, Rabbimden niyaz ediyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Çorumlumuza hayırlı olsun bu güzel hizmetler. Ben de eski örtüme çıktım. Dedim ki ilk kazmayı ben vurayım. Yıkılması işiyle ilgili sürecin ilk adımını ben atayım dedim. Becerebildim mi bilmiyorum ama operatör dedi ki abi beni işinden edeceksin. Beni işinden edeceksin dedi, ben de indim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkanı tebrik ediyorum. Başkanın yakın çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Bunlar hep arka planda siyasi bir desteğin sayesinde olan işlerdir. Burada İl Genel Meclisi Başkanımız var. Burada İl Başkanımız var. Kadın Kolları Başkanımız var. Hepsinin desteğiyle gerçekleşen bu güzel hizmetlere Çorum'umuz daha da güzellerine layık kavuşuyor. Allah'ım niyetlerinizi halis kılsın, mübarek kılsın. Ben sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Artık elden çıkmıştı. Dünyanın en dar arastası mıydı? Evet. Taşlarını koruduk. Evet, evet. Üzüm asmalarını koruduk. Geri aldım ya, bu kaldırılır mı? Çok güzel bir şey. Bunun arkasında hamam var, öyle mi? Bunun arkası hamam. İyi. Onu da satın aldık. 10 milyon.